dönemden başlar. Roma'da Hitit, Bizans, Roma, Roma'da köydür, Hitit'te nekropoldür yani mezarlıktır. Bu şekil kullanılmıştır ve en son yerleşimin en son aşamasına geldiğinde ise, 30 metre sınırına geldiyse ise terk edilmiştir. Ama ufak tefek İslami eserlere de rastlarız burada, köyümüzde. Can, Hitit son kralımız Tarhunza. This is the last king of Hittites called Tarhunza. Bu o zamandan mı kaldı? Hayır, bu da kopya. Bunun orijinali ve bu iki aslan ki Höyü'ye ismini veren aslan tepe isimlerini... Yani milattan önce biz 8000'i göreceğiz burada. Hocam, en büyük kalıntısını da burada görebiliyoruz. Bir Bizanslı mezarı. Ve tabaka tabaka yapılmış mezar. The diameter of the walls so to protect the city which was expanding. Neden buraya yerleşiyorlar? Çünkü Aslan Tepelilerle aynı. Aslan Tepe'nin burada olmasının nedeni de Doğu Suriye yolunu kontrol altına almak. Fırat'tan geçen Doğu Suriye yolunu kontrol altına almak. Romalılar ise remaining ancient with no reconstruction at all, with only some minor restorations. It was built with using dried earth. Goes all the way to the 2nd century after. Hatta en üstte 1500'leri 1600'lere kadar görebiliyoruz. Even at the top you can see the 16th, the 17th century. Vallahi şimdi ben Malatya'ya, bu benim 6. gelişim. Daha önceki hiç gelmediğim yıllara bakarak bugünlere geldiğimizde Malatya'nın İstanbul'dan, Ankara'dan bir farkı olmadığını gördüm. Kültürel açıdan olsun, turizm açısından olsun çok güzel bir şehir. Aslantepe de arkadaşların anlattığına göre yeni öğrendik. Bir hayli eski tarihlere dayanan, geçmişe eskilere dayanan Malatya'nın merkezi. İşte Battal Gazi'ye de birkaç kez gelmiştim, çok beğenmiştim. Güzel muhafaza edilmiş, çok başarılı bir durum. Festival keza ben Malatya Festivali'ni Türkiye'nin önde gelen festivallerinden oldu diyebiliyorum artık. Çünkü böyle disiplinli bir şekilde her sene daha iyi sanatçılar, güzel filmler göstererek başarılı bir şekilde yürüyor. Teşekkür ediyoruz. Yani Aslantepe çok etkileyici. Yani biz Anadolu'da hem birçok festival bünyesinde hem de film çekimleri için çok sık geziyoruz. Aslantepe'ye ben ilk defa geldim. Yani söylediğiniz gibi yani medeniyetin gelişmesi anlamında çok kilit noktada olan bir yer. Ben yakın dönemde UNESCO'nun listesine de kalıcı olarak gireceğini düşünüyorum. Yani çok iyi korunmuş. Yani Çatalhöyük gibi neredeyse. Çok düzenli ve iyi korunmuş bir arkeolojik yapısı var. O yüzden çok etkileyici buldum. Festivalde genel olarak ben yapımcıyım bu arada. Filmlere yoğun bir ilgi var halktan. Hani İstanbul'daki festivallerde bile çoğu zaman göremediğimiz bir doluluk oranı ve sıcak bir ilgiyle karşılandık burada. Özellikle soru cevaplar filmlerimizden sonra çok şaşırttı bizi. Çok ilginç sorular geliyor. O yüzden çok keyifli geçiyor Malatya'da festival. Malatya ile ilgili düşünceniz var mı bir film buralarda çekme noktasında? Evet, çok etkileyici. Onu konuşuyorduk az önce de zaten burayı gezdikten sonra. Hani hem iklimi hem ışığı, çok özel bir ışığı var buranın. Geçen gün de Nemrut'a çıktık. Oradan da yine çok etkilendik. Yani düşünüyorum gerçekten. Tabii yönetmenlerin de beğenmesi lazım ve buna uygun bir hikaye olması lazım. Ama belli ki Malatya çok uygun böyle sinemasal hikayelere ve film çekimine. Bunu anlatmakla yaşamak gerekiyormuş ve bugün öyle oldum, ben yaşadım. Daha önce de malumunuz ben burada bir sinema filmi çekmiştik Işığa Yürümek diye. Onda da ödül almıştım. Malatya'yı hep merak ediyordum. O film vesilesiyle Malatya'yı tanıdık ve buraya geldik, o filmi çektik. Ve Malatyalı, yani Fahri Malatyalı, şimdi Malatyalı olduk. Daha önceki festivallerde de bu tür etkinliğe fazla katılamamıştım ama bugün bu sene öyle katıldım. Ve gerçekten Aslantepe'ye de gittik, gördük sizlerin eşliğinizde. Harika bir yer. Zaten festivallerin amacı bir şehrin tarihi, sosyal, ekonomi ve kültür anlamında tanıtımı demektir. Eğer ki bunu çok iyi bir organize şekilde yapılırsa buranın işte dediğim yatırım yapması için, bazı insan çekebilmek için en azından, bir de bacası fabrika deriz ya turizm, o anlamda çok gider. Şu anda bulunmuş olduğumuz işte Battal Gazi merkezindeki
Selçuklu Üniversitesi'nin değil mi burası? Dönemine ait bir kervan saray. Yani ne kadar güzel, sağ olsun başkanımız ve ekibi dizayn etmiş. Görsellik anlamında çok iyi. Buraya geldiğimizde mesela ona keza göstermiş oldukları buradaki misafirperverlik. Her ne kadar yurt içinde varsa burada misafir, yurt dışından gelenlere de güzel bir örnek oldu. Ben de Malatya Yeşilçam Sanat ve Kültür Derneği'nin başkanı olarak da, aynı zamanda bir sinema sanatçısı, senarist ve yönetmen olarak da özellikle bu etkinliği gözlemek istedim. Kendimi arşivlerimize bir şey katmak için. İnşallah ilerleyen günlerde bizim de dernek olaraktan aktivitelerimiz olacak, çalışmalarımız. Bunlar nedir mesela? Sırf söz konusu Malatya'ysa gerisi teferruat deyip Malatya'yı tanıtmak anlamında aktiviteler yapacağız, programlar yapacağız. Ve Selahattin Gürkan Başkanımızın yani sanata çok duyarlı olduğunu biliyorum. Çok mütevazı bir insan, sevilen bir insan, destek olduğunda. Şu anda örneklerini gördüm zaten Kervansaray'da. Hoşuma gittim. Yapacağımız çalışmalara da büyük destek vereceğini düşünüyorum. Birkaç örnek vermem gerekiyorsa. Ben çalıştığım oyunculuk anlamında işte Diyarbakır'da Vazgeç Gönlümü çektik, Urfa'da Gurbet Kadını'nı çektik. Ağrı'da Göç filmini çektik. Akdeniz bölgesinde falan çalıştım. Ve Malatya kadar sanatçısı bol olan bir şehir görmedim. Onun için diyorum ki artık yani bunu daha çok aşalım bir yerlere. İçerideki bölümümüz kışlık bölümümüz. Birazdan gireceğimiz. İçinde olduğumuz bölüm ise yazlık bölümümüz. Açık avlu ve kapalı hol. Yani açık avlu kapalı hol nedir? Açık bir avludayız şu anda. Hollerimiz de kapalı şekilde. Yani kemerli sistemde. Kapatılmış bir şekilde yapılmıştır. Yani açık avlu.